Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. LGS'yi geride bıraktık. Artık liseli olduk. Hatta ilk sınavlara girdik. Sanki zaman zaman bocaladık. Çünkü lise sistemini öğrenmek bizim için zorlayıcı olabiliyordu. Sınavlarımız öyle ya da böyle düşük veya yüksek geldi. Şimdi ikinci sınavlar başlıyor. Tabii ki yapmamanız gerekenleri söylersek sizler için çok sihirli olabilir. Haydi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, artık liseli oldunuz, çalışmalarınız hızla devam ediyor ve hızla devam ederken bizim de yapacağımız ufak tefek katkılar sizlerin çalışmalarının daha nitelikli olmasını sağlayabilir. Sevgili arkadaşlar, yazılı dönemine hızla giriyoruz ve bu döneme hızlıca girerken sizlere ilk tavsiyemiz ertelemeyin. Evet, birçok arkadaşımız bunu geçmişte yaptı ve geçmişte bunu yaparken başarılı olmayı da denedi, elde etti. Ve sizler de bunun lisede devam ediyor olacağını düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bunu yapabilirsiniz ve bunu da gerçekten başarma ihtimaliniz var. Ancak biz birçok arkadaşın maalesef bu konuda başarılı olduğunu görmedik. Ve bu yüzden sizlere sınava son gün çalışmayın. Yani yapmanız gereken çalışmaları ertelemeyin diyoruz. Şimdiden itibaren sınava kaç gününüz varsa bir planlama oluşturun ve bunu şimdiden yapın. Dolayısıyla yapacağınız çalışmalar son güne kalmasın ve o sınava birden fazla gün çalışırsanız sınavla ilgili olarak endişeleriniz, kaygı düzeyiniz de azalır. Birçok arkadaşımız aslında ilk sınavlara girdiler ve çıktılar, puanlarını aldılar. Ne demek istediğimi şu an çok çok iyi anlıyorlar. Bu yüzden bu durumları yaşamamamız için şimdiden planlamalarımızı yapmamız lazım. Ertelemeyeceğiz, çalışmalarımızı şimdiden başlatacağız. Hem de bunu yorulmadan yapacağız. Yorulmadan yapacağımız sınav yolculuğundaki bu çalışmalar bize daha iyi hissettirir ve notlarımızın artmasını sağlar. Gelelim bir sonraki maddemize. Sevgili arkadaşlar, yazılı çalışmalarını yaparken bazı arkadaşlarımız sadece konu anlatımlı çalışmaların yeteceğini düşünüyor. Bununla ilgili olarak eğer varsa defterimiz veya konu anlatımlı bir kitabı alıp sadece burayı okuyup okuduklarını şöyle ufak bir tekrar edip sınava hazır olduğunu düşünüyor. Ama birçok sınavda da gördüğümüz gibi sadece okuduklarımızdan sorumlu değiliz. Özellikle yeni nesil sorular da devreye girdikten sonra belki bu klasik sorularda bile kendini göstermeye başladı. Okuduğumuzu anladığımızı, yorumlayabildiğimizi ve buradan çıkarımlar yapıp doğru sonuca gidebildiğimizi görmemizi isteyen sorularla karşı karşıya geliyoruz. Sadece konu anlatımlarından yararlanmak yerine bununla ilgili olarak soru çözümü yapmanız, iyi birer not alıcı olabilirseniz eğer aldığınız notlarla birlikte öğrendiğiniz konular daha iyi özümseyebilir ve bunları da bilgiye dönüştürebilirsiniz. Sınav yolculuğunuz sizler için daha keyifli bir hale gelebilir. Bir sonraki maddemiz aslında bir önceki maddeyle ilgili, tek kaynakla yetinmemeniz. Sevgili arkadaşlar, konu anlatımıyla alakalı sadece konu anlatım videolarını veya sadece konu anlatım kitaplarını çalıştınız. Evet, bu çalışma gerekli ve bunu yapalım. Bu bittikten sonra ise mutlaka soru çözümü yapmamız gerekiyor. Zaten sorumlu olduğumuz konularla ilgili soru çözümü yaptığımız zaman bu ileride gireceğimiz sınavla ilgili de bizlere şimdiden kolaylık sağlayacağı için aynı zamanda geleceğe de yatırım yapmış olursunuz. Ayrıca test çözüm tekniğini de şimdiden kavrıyor olmanız size büyük bir hız kazandıracaktır. Ve tabii ki bunun yanında da testlerden öğreneceğiniz bilgiler de yine bilgilerinizin kalıcı olmasını sağlayabilir. Ben birçok arkadaşımızın düzenli test çözdükleri için konulara daha iyi hakim olduğunu, konu anlatımları daha iyi kavradığını biliyorum. Bu yüzden sizler de bu çalışmayı ihmal etmeyin. Evet, bizler de Tonguç Akademi olarak yazılı öncesinde sizlerle onlarca videoyu buluşturuyoruz. Sizler de bu videoları izleyerek hem konu anlatımlarınızı hem soru çözümlerinizi yapabilirsiniz. Bunlar da sizler için yararlı olacaktır. Evet, gelelim bir sonraki maddemize. Sevgili arkadaşlar, ilk yazılıları geride bıraktık. Bazı arkadaşlarımızın yazılıları çok iyi geçti. Bazıları ise istedikleri sonuçları alamadılar. Dolayısıyla istedikleri sonuçları alamayan arkadaşlar lütfen umutsuzluğa kapılmasın. Eğer hatalarımızdan ders çıkarabilirsek bir sonraki sınavlarımız bizler için çok çok iyi olabilir. Ve tabii ki diğer arkadaşları da unutmayalım. Bazı arkadaşlarımız da sınavlardan çok çok yüksek notlar alabildiler. İstediklerini elde ettiler ve bu da rehavete kapılmanızı sağlamamalı. Bu yüzden hangi durumda olursak olalım, ikinci sınavların da bizim için bir başlangıç olduğunu unutmadan istikrarlı ve disiplinli bir şekilde, çok da yorulmadan, her gün bunu birkaç oturumla birlikte gerçekleştirebileceğimiz çalışmalarla zenginleştirerek sınav yolculuğunuzu keyifli hale getirmeniz sizlerin elinde. Evet, sizler sınavlarla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne zaman çalışmaya başlayacaksınız? Bunlarla ilgili olarak da yapmak istediklerinizi aşağıya yazarsanız hepsini tek tek okumak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.